Herkese merhabalar. Arkeografi ülkemizdeki tarihi değerler üzerine yaptığı söyleşilerine devam ediyor. Bugün Antandros'u konuşacağız. İzmir Ege Üniversitesi'ndeyiz arkadaşlar. Yanımızda Antandros'un arkeologlarından Ecem Baysu, Murat Karagöz ve Melis Şobanoğulları var. Öncelikle bizi burada ağırladığınız için teşekkür ederek başlayalım arkadaşlar. Bize biraz Antandros'un bugünkü yerinden, tarihi öneminden, coğrafyasından ve adının geçtiği mitlerden bahsedebilir misiniz? Öncelikle hoş geldiniz. Bizi aradığınız için teşekkür ederiz. İlk önce günümüzdeki konumdan bahsetmek gerekirse Antandros kentinin. Balıkesir'in Edremit ilçesinin Altınoluk beldesinde hemen Kaz Dağları'nın güneyinde Edremit Körfezi'nin oldukça hakim bir noktada yer almakta. Bu konumun avantajını antik dönemde de kullanmış bir kent. Troas bölgesinin girişini, hemen girişinde güney girişini oluşturmakta ve özellikle diğer antik kentler, Körfez'in diğer antik kentleri, Asos'tur, Adrenik, Deonir olsun, bu büyük kentlerin arasında ticaret yollarının üzerinde oldukça hakim bir konumda. Ayrıca kendi gücünün de sırtını yasladığı İda Dağları'ndan da aldığını biliyoruz. Ekonomik olarak İda Dağları'nın ormanından ve ağaçlarından faydalanmış ve burada çok geniş, çok yoğun bir sanayi, daha doğrusu orman mesleği, kere sanayisi oluşturduklarını biliyoruz. Hem bu kerestelerin bir kısmını limanları aracılığıyla Ege'nin ve Akdeniz'in diğer kentlerine taşıdığını hem de ayrıca işleyerek büyük tersanelerinde gemi yapmak amaçlandıklarını biliyoruz. Ki dönem dönem zaten farklı medeniyetlerin, farklı güçlerin etkisi altına girmişlerdir. Ama bu önemli konumları, ellerinde bulundurdukları bu avantaj nedeniyle hiçbir zaman tahrip olmamış ve bu güçlerin kullandığı bir nokta olarak yer almış. Şehrin coğrafi konumunun dışında bir diğer önemli özelliği de Yunan mitleri içerisindeki anlatılardır. Antandros kentinin yer aldığı İda Dağları, antik Yunan anlatılarında ve Helen mitoslarında oldukça önemli bir konumdur. Çok kutsal bir yer kabul edilir ve mitlerin büyük bir kısmının burada gerçekleştiğini biliyoruz. Özellikle en çok bilinenleri, tarihin ilk bilinen güzellik yarışması olarak anlatılan Üç Güzeller Yarışması ve daha sonrasında birazdan da değineceğimiz Aeneas'ın yolculuğunun başlangıç noktası olarak kabul edilir. Burada Aeneas'tan biraz bahsetmek gerekiyor. Bu mitler arasında belki de en önemlisi ve şehirle en ilintili olan Aeneas'ın yolculuğudur. Homeros'un üzerinden, Homeros'un anlatılarından bildiğimiz Troya Savaşı'ndan sonra Troya halkını genç Aeneas, genç prens Aeneas'la birlikte bir görev veriliyor. Zeus savaş sonrasında, savaşın bitiminde Aeneas'a bir kehanette bulunuyor ve diyor ki senin görevin burada kalıp yok olmak değil, halkını alacaksın, batıya doğru yola çıkacaksın ve yolculuğun sonunda sen ve halkın bir kent kuracaksınız. Bu kent ve senin soyundan gelenler ileride dünyanın hakimi olacak olarak anlatıyor. Şöyle bir durum da var sanki, Aeneas kahramanca savaşan bir yiğit, evet. Bu savaşta. Biraz da istemeyerek gidiyor galiba ama olayın sonunda Zeus'un kehanetinde de bahsettiği gibi inanılmaz bir olaya başlangıç oluşmasını sağlıyor. Evet, efsaneyi biz yazılı olarak 1. yüzyıl, M.Ö. 1. yüzyıl Ozan'a olan Romalı Verginus'tan alıyoruz Aeneas'ı adlı eserinde. Burada şöyle bir anlatıda bulunuyor dediğim gibi mesela bu noktaya parmakla söylüyor ki Aeneas kendini dışarı atmak için ve halkıyla birlikte ölmek için çok istekliyken Zeus onu durduruyor ve kendisinin görevinin bu olmadığını, kendisinin çok daha önemli bir görev olduğunu bildiriyor. Batıya giderek orada yeni bir halkıyla birlikte yeni bir yerleşim kurmasını ona kehanette, yönünde kehanette bulunuyor. Ve bu doğrultuda Zeus'un emriyle Aeneas halkın bir kısmını yanına alıyor, oğlu ve babasıyla birlikte yola çıkıyor. İda Dağları'nı aştıktan sonra ilk olarak uğradıkları durak bu uzun yolculuğunda burada gördüğümüz gibi Antandros kenti. Kentte kendisine batıya yapacağı uzun yolculukta gerekli olan ve kendisi ve halk için gerekli olan gemileri inşa ediyor. Bir süre burada kalıyor, yaklaşık 20 adet gemi inşa ediyor ki burada Antandros kentinin ormanlarının ve tersanenin önemini görüyoruz. Bu yolculukta kendisine lazım olan gemileri burada yapıyor. Ki birazdan projeye de bahsedeceğiz. İsterseniz bu rotayı proje sırasında anlatalım. Tabii. Bundan önce ben size bir soru sormak istiyorum. Şimdi birçok antik kentte söz konusu olmayan bir desteğe sahipsiniz Antandros olarak. Maddi tarafından bahsetmiyorum bunu. Manevi olarak büyük bir destek var arkanızda. Kimden bahsettiğimi çok iyi biliyorsunuz. Antandros Derneği'nden bahsediyorum. Burayı tanıtmak için canla başla çalışıyorlar. Kent için çok önemli bir proje bu. Peki bunun dışında Antandros'u odak alan projeler söz konusu mu? Ve de bu projeden de biraz bahseder misiniz?
Tabii ki. Sizin de dediğiniz gibi Antandros Kentin Koruma Yaşatma Derneğimiz diğer birçok kazın elinde olmayan bir fırsat bizim için. Altı nokta konumlanmış dernek, özel derneğimiz. Gönüllülük esaslı kurulmuş bir dernek. Ve dediğiniz gibi o boyuta girmemekle birlikte hem maddi hem manevi olarak bize her türlü desteği kazı döneminde kazı ekibine olsun, kazı sonrasında bölgede Altınok Beldesi'nde yerel halkla birlikte çalışmaları olsun, etkinlikleri olsun, kentin tanıtımı ve korunması için oldukça faal olarak çalışıyorlar. Ne gibi etkinlikler var? Benim hemen aklıma gelen birkaç tane var mesela. Antik bir sos yapmışlardı yanılmıyorsam bir etkinlik çerçevesinde. Müzik dinletileri oluyor. Akla gelen başka bir şey, yine çok fotoğraf gördüğü için söylüyorum. Bir Antandros hatırası perdesi var sanırım. Orada çok fazla kişi fotoğraf çekiliyor. Gerçekten çok renkli bir dernek ve de çok yararlı davranıyor orada. Sadece bizim orada bulunduğumuz yaz ayları dışarısında da sene içerisinde de oldukça aktifler. Sürekli bir faaliyet programları var. Kentin tanıtımı için çalışıyorlar. Sos, Yamaçevre'de dediğiniz o sos hazırlanması etkinliği olsun. Daha sonrasında sektörlerde, kazı evinde canlı müzik dinletileri olsun. Yakın zamanda da kentin tanıtımı için oldukça önemli bir proje imza atıldı. Erasmus projesi gerçekleştirildi. 6 farklı ülkeden 5'er tane genç geldiler. 6 nokta ağırlandılar. Erasmus projesi dahilinde. Bu kentin uluslararası tanıtım için de oldukça önemli bir çalışmaydı. Bir diğer ve belki de en önemli projemiz derneğin, Edremit Belediyesi'nin ve bizim kazımızın birlikte çalıştığı, ortak çalıştığı Aynası Lotası projesi. Ki arkada da büyük bir patlada görüyoruz onu. Evet, bu arkamda görmüş olduğumuz Lota. Tekrar Aynası, az önce anlattığım şekilde Aynası'nın yaptığı gibi Antandros'tan yapılmış olan gemilerle yola çıkarak Aynas'ın bu rotasını tekrar kat etme iyi amaçlıyor. Bu uluslararası bir proje, aynı zamanda burada birlikte çalıştığımız yerel yönetimler var Avrupa'da. Buradaki yönetimler Aynas'ın yolculuğu esnasında uğradığı noktaların, bilinen noktaların günümüzdeki modern yerel yönetimleriyle, oradaki yerleşim yerleriyle oluşturulmuş bir proje. Yani uluslararası proje ve aynı zamanda Avrupa Birliği'nin desteğini almış bir proje. Belki bu noktada az önce Aynası'nın ortasından ilerlediği yoldan tam olarak bahsedememiştik. Ondan bahsetmek lazım. Antandros'tan yaptırdığı gemilerle birlikte yola çıkıyor Aynas. Yanındakilerle, yanındaki halkıyla birlikte. Ve çok uzun bir süre, yaklaşık 8-9 yıl kadar bir yolculuğun ardından, ki bu yolculuk oldukça çetrefilli bir yolcu geçiyor. Çünkü tanrıların da müdahil olduğu bir yolculuk bu. Hem onun tarafında olanlar, ona yardım edenler, hem onun o yolculuğu tamamlamasını istemeyen tanrılar. Tabi bu şimdi de kehanet boyutu var değil mi? Uğradığı bir yer var kehanet almak için. Evet evet, yolculuk esnasında Delos'a uğrayarak Delphi Apollon kutsal alanında bir kehanet alıyor. Bu kehanetin Zeus'un kendisine anlattığı kehanetle paralellik gösterdiğini biliyoruz. Bu yolculuğun sonunda, çok uzun bir yolculuk dediğimiz gibi, İtalya kıyılarına, 8-9 yıllık yolculuğun sonunda İtalya kıyılarına varıyor. Buradaki yerel halkla belli bir münakaşadan sonra kendisi ve oğlu Ascanius burada bir yerleşim gibi kuruyorlar, bir kent. Ve daha sonrasında, yüzyıllar sonra bu soydan Remus ve Romulus adında iki kardeş geliyor. Ve bunların biz Roma kentini, ilk Roma kentinin temellerini attığını biliyoruz. Ve burada kehanet tamamlanmış oluyor. Çok uzun zaman önce Aynias'a yolculuğun başında Zeus tarafından vaat edilen dünyaya hakim olan, daha doğrusu kendisine kehanette anlatılan dünyaya hakim olan vaadi gerçekleşmiş oluyor. Roma bildiğiniz gibi büyük bir imparatorluk haline geliyor ve bütün Akdeniz'e hakim olur konuma geliyor. Bu mükemmel bir proje gerçekten. Artık biz Antandros'la Castro belediyelerinin, daha doğrusu Altınoluk ve Castro belediyelerinin kardeş yerler olduğunu söyleyebiliriz. Değil mi? Doğru mudur? Tabii. 2011 yılında projenin başlangıcında Castro ve Antandros, Edremit daha doğrusu modern yerleşim yeri olarak kardeş kent ilan edildiler. Ve bu proje sadece Antandros merkezli bir proje değil. Uluslararası bir proje ve bu rota üzerinde yolculuk esnasında uğranacak bütün limanlarda kültürel faaliyetler gerçekleştirecek. Sadece Antandros üzerinden ve Edremit üzerinden ilerleyen bir proje değil. Proje uluslararası proje, bu proje dahil olan ülkeler tarafından da oldukça ciddiye alınıyor. Şimdi yanımızda arkeolog Ecem Baysu var.
Kazı çalışmalarınız hali hazırda devam ediyor. Bunu takip ediyoruz. Antonios'un nasıl bir kazı geçmişi var? Yoğunlaşılan iki adet kazı sektörü var bildiğimiz kadarıyla. Yamaçev ve Nekropol bunlar. Bunlar hakkında ve bunlar dışında yaptığınız açmalar hakkında genel bir bilgi verebilir misiniz bize? Tabii. Hatta ilk önce tarihçesinden başlayayım birazcık ufak bir şekilde. 89 yılı yanlış hatırlamıyorsam, 89 yılında iman faaliyetleri çalışması sırasında bazı mezarlar ortaya çıkıyor. Bu mezarlar üzerine 90'lı yılların başlarında müze bir kurtarma kazısı gerçekleştiriyor ve yüzü aşkın mezarla karşılaşıyor. Zaten burasının daha önceki araştırmalardan bir antik kent olduğu belliydi ve 2000 yılında şu anda da hala kazı başkanımız olan Profesör Doktor Gürcan Polat başkanlığında 2000 yılında şu an Kaletaşı mevki olarak adlandırılan yerde, bizim de Akropol olarak varsaydığımız yerde bir yüzey araştırması yapılıyor. Bu yüzey araştırması sonucunda da 2001 yılıyla birlikte sistemli kazılara başlanıyor. Dediğiniz gibi ilk iki tane ana sektörümüz var. Bunlardan biri Roma villası. Teraslar üzerine kurulmuş, sıralı tip üslubunda inşa edilmiş bir Roma villası. Diğeri de mezarlık, nekropol alanı. İlk önce en erken buluntuya sahip olduğumuz nekropol alanından bahsedeyim ben. Bu milattan önce geç 8. yüzyılda ilk mezarımızı tespit ettik. Tarihlenen mezarımızı tespit ettik daha doğrusu. Ve milada kadar aralıksız 700-750 yıl kadar bir kullanımı olduğunu gördük mezarlık alanının. Bu bizim için gerçekten çok güzel bir veri. Çünkü aralıksız bu kadar süre bir mezarlık alanının kullanılması ender rastlanabilecek bir durum. Şu ana kadar toplamda 529 tane mezar açtık ve aslına bakarsanız çok kısıtlı bir alanda çalışmamıza rağmen bu kadar mezarla karşılaştık. Daha da devam ettiğini düşünüyoruz zaten, alanın genişlediğini düşünüyoruz. 700 yıl tabi aralıksız bir kullanımda çok fazla gömü tiplerinin ve ölü gömme geleneklerinin olduğunu görüyoruz biz. Erken dönemlerde yani bu 8. yüzyılda, 7. yüzyılın başlarında kremasyon yani yakarak gömünün yapıldığını görüyoruz. Daha sonra doğuyla olan ilişkiler başladıkça ve geliştikçe bedeni koruma ihtiyacı hissediyorlar inandıkları ölümden sonraki yaşamdan ötürü. Ve inhumasyon yani yakmadan doğrudan gömü stillerini görüyoruz. Biz bunu lahit mezarlarda görüyoruz. Pitos dediğimiz büyük çömlek mezarlarda görüyoruz. Aynı şekilde çatı kiremiti yani normal bildiğimiz çatı kiremitlerinin gerek çatılarak gerekse paralel olarak dizilerek bireylere yatırıldığını görüyoruz. Bunun dışında hiç herhangi bir sanduka veya etrafı kapatmaksızın direkt toprağa da gömülen uygulanabiliyor. Yalnız şöyle bir önemli detayı var. Nekropol alanı için özellikle bütün mezarların en azından Helenistik döneme gelene kadar doğu batı doğrultulu olduğunu görüyoruz biz. Başlar doğuda, ayaklar batıda olacak şekilde. Diğer bir aktif olarak devam ettiğimiz çalışma alanı da Roma villası. Teraslar üzerine inşa edilmiş yaklaşık iki dönümlük bir araziye oturan ve sıralı tip üslubunda inşa edilmiş bir Roma villası. Yamaçev'de deniyor. Evet, aynen. 33 metre mozaik döşeli bir portikoya sahip koridora ve koridorun hemen önünde 6 tane odası bulunmakta. İlk odası zaten aratıldığında da hemen karşımıza çıkan, Antanros aratıldığında hemen karşımıza çıkan resimlerin sahibi oda. Bir nolu oda, kışlık kabul salonu. Taban döşemesi mozaiklerle yapılmış ve duvarlarında panellere ayrılmış freskolar bulunan bir oda. En görkemli oda olarak saydığımız üçüncü odadan bahsedebiliriz. Mermer döşemeli tabanı bulunuyor ve ay aslında biz duvarlarında da mermer panellerin olduğunu düşünüyoruz. Ancak 6. 7. yüzyıllarda gerçekleşen Arap istilaları sonucunda onların söküldüğünü tespit edebiliyoruz. Çünkü sadece artık harç izleri kalmış durumda. Onun hemen yanındaki dördüncü odada gene mozaik döşemeleri görüyoruz ama bunun daha geometrik desenlerle döşendiğini biliyoruz. Diğer geri kalan portikonun önündeki üç odada herhangi bir döşeme tespit edebilmiş değiliz. Yani mozaik veya mermer olarak. Evin en görkemli yeri aslında bana kalırsa apoditaryum yani evin hamamında bulunan soyunma odası. Yaklaşık 11 metre uzunluğunda bir soyunma odası
ve bunu destekleyebilmek için ortasında bulunan bir kemer var ve kemerin altında mozaiklerde yazılmış olan bu zevki Melis'e bırakıyorum ben ve çünkü... Bu mozaik de çoğu mozaiğe göre çok güzel korunmuş bir mozaik. Fotoğraflarına Anthandros.org'dan bakabilir takipçilerimiz. Siz de zaten mutlaka bakmaları lazım. Melis'e bırakalım zevki evet, söylesin. Evet, o yazılı yazını Melis'in seslendirmesini istiyorum. Peki. Sen de İzmir. Yaşay Kardeş Sever Maskarayı Test, kurucuyla birlikte sonsuza kadar refah içinde. Yazıyor. Soyunma odasının tam ortasındaki. Bu da bizim için çok güzel bir veri aslında. Yamaçev için bir önemli noktada evin portikosunun koridorunun sonunda bulunan kanalizasyon sistemi. Kanalizasyon sisteminin büyüklüğünden ki hala şu anda işler durumunda kendi suyunu tahliye edebiliyor ama villası. Hala işler durumunda ve büyüklüğünden biz şu kanıya varabiliyoruz. Burada sadece tek ev değil, başka evler için de bu kanalizasyon sistemi kullanıldığında bahsedebiliriz aslında. Bir diğer önceden çalışılmış alan olan sur sektörümüz vardı. 2008 yılında ilk çalışmalarına başlandı ve 2013 gibi sonlandırıldı. Geç 4. yüzyıla ait, erken helenistik döneme ait ve blok taşlarla örülmüş, dışı bosajlanmış, blok taşlarla örülü bir sur duvarına sahip Anthandros kenti, helenistik dönemde 4. yüzyılda. 3,5 metre genişliğinde dış yüzü bosajlı taşlarla çevrilmiş, içinde küçük molos taşların bulunduğu bir sur sistemi. Biz 2013 yılındaki çalışmalarda surun devamını görebilmek adına güneyine açtığımız sondaj sonucunda bir Roma bir evine daha rastladı. Az önce bahsettiğim Yamaçev'den yaklaşık bir 50-100 yıl kadar daha geç bir döneme ait 4. yüzyıla bir küçük Roma evine rastladık. Ve yukarıdaki evle arasındaki farkı yine mozaik döşeli bir portikaya yani koridora sahip ancak 6 tane odası üçlü yan taraflarına dizilmiş durumda. Ve bunlardan bir tanesi büyük salon olarak düşündüğümüz mozaikli. Ancak yaklaşık yerin 20-10 santim arasında bulunduğu için, açığa çıktığı için bu ev çok fazla tahrip olmuş. Zaten bulunduğumuz bölgenin de kamu arazisi, yani tarım arazisi olduğundan ötürü çok fazla işlenmiş ve çeşitli yerlerin zarar gördüğünü biliyorduk. Ve aynı tahribatı biz bu küçük Roma evindeki ana salonda da gördük. Bunun dışında erken verileri saptayabildiğimiz aslında yol üstü çalışma alanımız vardı. Biz burada arkaik döneme dair yangın izlerini buluyoruz. Bizim için önemli veriler ama dediğim gibi yine kurumsal arazi, tarım arazisi olmasından ötürü çalışmaları orada şu anda devam ettiremiyoruz. Şu anda aktif olarak ilerlediğimiz toparlayacak olursak iki tane sektörümüz var. Birincisi Yamaçev Roma villası, diğeri de nekropol alanı. Şu ana kadar Murat ve Ecem harika şeylerden bahsetti ve bahsederken de çok keyifli olduklarını, Anthandros'u ne kadar sevdiklerini gördüm. Büyük bir aile oluşturmuşsunuz ve Anthandros ortak paydasında buluşmuşsunuz. Pekala şimdi konuyu biraz işini seven tüm arkeologların bahsetmekten keyif alacağı bir noktaya getirmek istiyorum. İşin mutfağı. Kazıyorsunuz, burası tamam. Ortaya çıkarıyorsunuz, burası da tamam. Ancak iş burada bitmiyor. İşin küçük tarafı, kazı tarafı, büyük tarafı, laboratuvar tarafı gibi duruyor. Bize birazcık kazının başından başlayıp özellikle de laboratuvardaki süreçten bahsedebilir misin Melis? Tabii. Arkadaşlarımın da anlattığı gibi biz burada bir 2 aylık süreçte çalışabiliyoruz maalesef. O yüzden maksimum bir performans gerektiriyor. Bunun için de yani sabah 6 akşam 12 çalışıyoruz. Bunu birazcık tabii zorlanıyoruz 2 aya yayarken ama çalışmalarda şöyle gerçekleşiyor, şöyle anlatabilirim. Her gün işte sabah diyelim 7'de, 7.30'da araziye çıkıyoruz. 4'e kadar arazideyiz. Toz toprağın içinden çıkan bir sürü seramik ve buluntu oluyor tabii ki. Bunlar cinsine göre ayrı şekilde değerlendiriliyor. Seramikse döndükten sonra kazı evine onu yıkama aşaması oluyor. Eğer metal ya da herhangi bir mermer buluntuysa o daha farklı bir şekilde restoratörler tarafından tabii ki gerçekleştiriliyor. Ama bizim bulduğumuz seramikler yani bir kasa, iki kasa günlük seramik bulabiliyoruz ve bunların hepsini tek tek yıkaması gerçekleştiriliyor. Gerekirse birleştiriliyor. Birleştirilmesi dediğimde şu elinde görmüş olduğunuz gibi bir kap ortaya çıkıyor.
Ve bunun da yapılabilmesinin en büyük bizim için amacı da tarihlendirilebilmesi. Yani bir bilimsel anlam katabilmemiz için bizim bunu çizmemiz gerekiyor. Çizimden kastım da ağız profili olabilir ya da kaidesi olabilir, oturma düzlemi olabilir. Bunun en ufacık bir ayrıntısı bile sizin dönem arasındaki farklılıkları gösterebiliyor. O yüzden de bunun işte çizimi, buluntusu, yerli tanımı, tek tek bütün parçalarının tanımları yapılıyor. Daha sonra bunlara teker teker kod veriliyor dediğim gibi. Ayrıca işte bilgisayar çizimleri yapılıyor. Bunlar bazen tez malzemesi olabiliyor ya da makale olarak çalışılabiliyor. Onlara da çok farklı ayrı işlemler uygulanabiliyor. Bazen kazıda yetiştiremiyoruz işlerimiz çünkü çok yoğun eserimiz çıkıyor. Depomuza getiriyoruz. Örneğin işte bu malzemelerin işleri yetişmediği için o tarafta kazıda. Buraya getiriyoruz ya da test çalışması olabilir kişinin, öğrencinin. Buraya geliyor. Burada aynı şekilde çizim, buluntu gibi işlemleri tamamlandıktan sonra burada çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ben burada bir konuya daha değinmek istiyorum. Eminim aynı şeyden sen de muzdaripsin. Ne yazık ki para uğruna ülkedeki tarihi değerlerin canını yakıyorlar. Bu konuda tabii ki olumlu bir şey düşünmüyorum her arkeologun olduğu gibi. Yani biz böyle bir haber gördüğümüzde hepimizin canı yanıyor ama hani bu bir şekilde artık legal de olmaya başlıyor sanki. Bahsettik az önce ama yani televizyon programlarında bunun define nasıl kazılır tarzı bir program yapıldığı zaman siz bunu bu işi legalleştiriyorsunuz ve ne anlamı kalıyor o zaman arkeolog olmanın ya da bizim burada hiçbir anlamımız kalmıyor. O yüzden tabii ki de canımız çok yanıyor bizim bu haberleri gördüğümüz zaman ama elimizde hiçbir şey gelmiyor maalesef. Peki son olarak Antandros'a dair söylemek istediklerini alabilir miyiz? Sırasıyla hepinizden fikirler alacağız. Antandros, ben ilk göz ağrım, ilk burada başladım. Birinci sınıf öğrencisiydim geldiğimde. O yüzden burası benim için bir çalışma alanı gibi değil. En sevdiğim arkadaşlarımla, bazen hocalarım annem babam gibi. O yüzden burası benim için çok ayrı. Bilmiyorum ama kolay kolay da kopamayacağım bir yer. Antandros benim için çok değerli bir yer çünkü kazı başkanları olsan bizim annemiz babamız gibi oldular artık. Ama bunun da yanı sıra sevdiğimiz insanlarla beraber çalışmanın yanı sıra zaten çok güzel bir iş yapıyoruz. Çok duygulu bir iş yapıyoruz. Ve bunu İda Dağları'nın eteğinde yapıyoruz. Evet, İda Dağları'nın eteğinde yapıyoruz. Yani bizim öğle arasındaki manzaramız bile gerçekten çoğu şeyi anlatmaya girmeler etmez. İnanılmaz güzel bir yerdeyiz. Onun dışında hani Antandros'un nezdinde tabii Kaz Dağları'nın da görülmesi gereken bir yer. Çünkü oksijeni hani bu şekilde güzel olan başka çok nadir yerler var. Ve gerek doğal bitki örtüsüyle, gerek doğal güzellikleriyle, geçmişiyle, tarihiyle kesinlikle görülmesi gereken bir yer. Tabii görülmesi gereken bir yer ama bir sonraki neslin de göreceği şekilde bunun korunması ve bu şekilde gezilip görülmesi gereken bir yer. Yani ne kadar az talimat, ne kadar doğaya uyumlu, oradaki yaşayışa uyumlu gezi bizim için o kadar iyi. Bu yüzden insanların mutlaka yani hayatlarında bir kere yolun oraya düşmesi gerektiğini düşünüyorum. Antandros kazısının ve ekibin benim için de önemli, arkadaşlarım gibi ben de ilk defa bir kazı tecrübesini burada edindim. Lisans öğrencisiyken başladım burada. Ve kazı ortamı, bir kazıda çalışmak öğrenimize devam ederken çok önemli bir durum. Sizin için bir ikinci bir okul oluyor. Ve aslında arazinin, daha doğrusu mesleğin arazi kısmını öğrenmeden bir kısmınız, tarafınız eksik kalmış oluyor her zaman. Çok önemli bir tecrübe. Sadece arkeolog olarak da değil, size çok fazla tecrübe kazandıran bir komün olarak, kalabalık bir ekip olarak bir arada uzun süre yaşamak, size çok gelişen, size çok fazla şey katan bir tecrübe. Ecem'in bahsettiği gibi kazı alanımız zaten harika bir yer. Onun dışında orayı ve kazı ortamında, kazı evinde bizim için güzelleştiren ekibin çok birlikte olması ve çok hoşgörülü insanlarla buluşması, bu da çok önemli bir durum. Özellikle hocalarımız bize bu ortamı sağlıyorlar ve bu ortamın korunmasında en büyük faktör onlar. Bir diğer yandan da teşekkür etmemiz gereken belki bir diğer tarafta derneğimiz. Oldukça özverili çalışıyorlar. Gönüllülük esaslı çok büyük işler başarıyorlar. Onlara da çok teşekkür etmek lazım. Bu kadar teşekkürden sonra ben de bir teşekkür etmek istiyorum arkadaşlar. Öncelikle beni burada ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum. Sonrasında da başta kazı başkanı Prof. Dr. Gürcan Polat'a buraya girmemiz konusunda sağladığı izin ve
sizin gibi güzel insanları yetiştirip bizimle röportaj söyleşi yapmasını sağladığı için teşekkür ediyorum ve tüm Kaza ekibine de sevgi, saygılarımı sunuyorum. Görüşmek üzere.